Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan." İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve haddi aşmak hususunda yardımlaşmayın buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Hiç şüphesiz bütün milletler ve halklar kendi hedeflerine ulaşmak için tüm enerjileri ve kaynaklarını kullanarak güçlü ve istikrarlı bir devlet kurmaya çalışırlar. Devleti yeniden inşa etmek için koşulları ve zorlukları bilmek ve tecrübe kazanmak lazımdır. Sadece politik, ekonomik ve kültürel ittifakların dilinden konuşan hızlı değişim dünyasında bireyler ve grupların anlayışı ile devlet inşası anlayışı arasında büyük fark vardır. Bu ittifaklar hiçbir kimse veya hiçbir devletin görmezden gelemeyeceği uluslararası kurallar, yasalar ve antlaşmalara göre düzenlenir. Devlet kurma, devlet güvenlik, devlet huzur, devlet istikrar, devlet sistem, devlet kurumlar, devlet fikirsel, siyasi, ekonomik, düzenleyici ve hukuki bir inşadır. Devlet olmadan her yerde düzensizlik yayılır. Devlet inşasının en önemli faktörleri devletin kamu kurumlarını güçlendirmek, anayasa ve adalet devletini ve hukukun üstünlüğünü korumaktır. Bireylerin devletin yasalarına ve düzenlemelerine, hatta trafik kurallarına uymaları gerekir. Can kaybına ve sakatlamaya yol açan ters yönde sürmek, hız limitinin üzerine çıkılmak veya insan ve yol haklarına aykırı diğer şeylerle kuralları ihlal etmemek lazım. Allah Teala şöyle buyurmuştur: kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Peygamber Efendimiz de zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur buyurdu. Düzeni korumak ve ona saygı göstermek güçlü ve istikrarlı bir devlet kurulmasına katkıda bulunur. Halbuki her toplumun üyelerin davranışlarını düzenleyen, insan haklarını koruyan, görevlerini yerine getirmesini zorunlu kılan, sisteme saygı gösteren ve hukukun üstünlüğünü koruyan kurallara ve yasalara sahip olması gerekir. Yasalara saygı duymak ve kanunlara uymak devletin kurulmasında en önemli faktörlerden biridir. Yasa tüm vatandaşlar için bir korumadır. Toplumun yasalara saygı göstermeden istikrarlı kılması imkansızdır. Toplumda her birinin kendi yararlarına ulaşabilmek için üzerine düşen sorumluluğu alması gerekir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz. İşte sorumlu toplum, herkesin rolünü bildiği ve başkalarına saygı duyduğu uyumlu bir toplumdur. Adaletin hüküm sürdüğü ve tüm toplum üyelerinin istikrar ve güven içinde olduğu bir ülke olabilmemiz için kanunlara ve başkalarının haklarına hürmet etmemiz gerekir. Böylece milletimizi milletler arasında layık olduğu seçkin yeri elde ettiğini göreceğiz. Devletin kurulmasında en önemli faktörlerden biri de ekonomik yapıdır. Gelişen devletin vazgeçilmez önemli dayanaklarından biridir. Güçlü ekonomi, devletin kendi iç ve dış yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve vatandaşlar için iyi bir yaşam sürmelerini sağlar. Ekonomi zayıflandığında yoksulluk ve hastalık yayılır.
Daha sonra hayat karışır, ahlak da bozulur, cinayetler çoğalır ve düşmanlar ülkede bozgunculuk yapmak için fırsat bulurlar. Bu yüzden temel unsurlarını üretmeyen ve başkalarına dayanan millet hiçbir zaman kendi kararlarına hakim olamaz. Güçlü bir ekonomiye sahip olan devlet, diğer dünya devletleri arasında onurlu bir şekilde yaşar. Bu nedenle İslam vazgeçilmez ve hayat temeli olan mal için büyük bir özen gösterdi. Devleti ekonomik olarak geliştirmek için ciddi çalışmak ve üretimi arttırmak gerekir. Hiçbir millet, kurum veya aile bile çalışmadan ayağa kalkamaz. Sadece çalışmak değil ama üretimi arttırmak için ciddi çalışıp tecrübe kazanmak da gerekir. Yüce Rabbimiz çalışmamızı ve yeryüzünde gayret etmemizi teşvik ederek şöyle buyurdu. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ve başka bir ayette şöyle buyurdu. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi buyurdu. Diğer bir hadiste kendi elinin emeğini yiyip geceleyen kimse günahları affedilir. Üretmeye ve çalışmaya çağıran Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kıyamet kopmaya başladığında birinizin elinde bir ağaç fidanı bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikmeye gücü yeterse hemen diksin. Yine de başka bir hadiste şöyle buyurur. Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. İşte bu yüzden emek ve öğretmek sayesinde dünya inşa edilir ve insan kendi onurunu ve saygınlığını korur. Devletin inşası etkenlerinden biri kültürel, dini ve bilimsel bir bilinç oluşturmaktır. Bilincin kaybı veya zayıflığı güçlü ve istikrarlı bir devletin inşasına katkıda bulunmaz. Bu nedenle toplum üyeleri arasında bilincin arttırılması ve her biri görevlerini ve haklarını bilmesi gerekir. Toplumun tüm üyeleri ahlaki eğitim, faydalı kültür ve cehaleti ortadan kaldırmak yoluyla bilinçli bir şekilde davranacaklar. İnsanların ortadaki zorlukları anlamalarını ve asılsız söylentileri yalanlamalarını sağlayan kültürel, dini ve bilimsel bilinci oluşturmak için tüm devlet kurumları güçlerini birleştirmelidir. Ülkemiz hakkında yayılan söylentilerin doğru olup olmadığından emin olmamız ve ön yargı oluşturmadan önce acele etmemiz gerekir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Eğer yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse onun için onun iç yüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir millete fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman olursunuz. Dikkatli ve bilinçli olmalıyız. Başkalarımızdan ibret almalıyız. Ve engin hayat tecrübelerinden faydalanmalıyız. Allah Teala ey iman edenler tedbirinizi alın buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. Bilelim ki bizim iş ve sorumluluklarımız çerçevesinde devleti inşa edip korumak hepimizin boynunun borcudur. İnşa etmemiz için yıkıcılara karşı çıkmamız lazım. Şair diyor ki, ne zaman tamamlanır ki binalar, sen inşa ederken başkası yıkar.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kardeşin zalim de, mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam, ya Resulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim ama zalimse nasıl yardım edeyim söyler misiniz dedi. Peygamberimiz, onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir buyurdu. Her birimiz sorumluluğu çerçevesinde vatanın menfaatine zarar verenlere engel olmalıdır. Haksızlık konusunda baba çocuğuna, kardeş kardeşine, dost dostuna engel olmalıdır. Etrafımızda olup bitenleri görmezden olmayıp olumsuz olmamalıyız. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Sakın, eğer herkes iyilik yaparsa ben de yaparım, herkes kötülük yaparsa ben de yaparım diyen neme lazımcılardan olmayın. İnsanlar iyilik yaparsa iyilik yapmayı, kötülük yaparsa kötülük yapmamayı içinize yerleştiriniz. Yine de başka bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen yerden bir delik açsak üst katımızda oturanlara eziyet vermemiş oluruz dediler. Şayet üstte oturanlar bu istediklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer bunu önlerlerse hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. İnsan kendi zatinde salih olması yeterli değil ama dönemin yaşadığı gerçeklik salihlik aşamasını ıslah aşamasıyla tamamlamayı gerektirir. Yüce Allah onların fısıldaşmalarının bir çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona yakından büyük bir mükafat vereceğiz buyurmuştur. Başka bir ayette Yüce Allah şöyle de buyurmuştur. Rabbim hakları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez. İşte bunun için ıslah peygamberlerin yöntemidir. İslah aracılığıyla ülkeler gelişir. Çatışma, şiddet, terör ve bozgunculuk olmadan insanların barış ve huzur içinde yaşamaları için vatanın birliği, gücü ve bağlılığı korunur. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, devletin inşasında etkili faktörler arasında sosyal yapı, İslam toplum üyeleri arasında sosyal bağların ve ilişkilerin güçlendirilmesine, tek vatan evlatları arasında dayanışma ve merhamet gösterilmesine ve başkalarına zarar verilmemesine yönlendirdi. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmemiş olmaz. Başka bir hadiste Resulullah da şöyle buyurdu. Vallahi iman etmemiş buyurdu. Sahabiler kim iman etmiş olmaz ya Resulullah diye sordular. Yabancı fanatiklerden komşusu güven içinde olmayan kimse buyurdu. Yine başka bir hadiste Resulullah şöyle buyurdu. Komşusunun aç olduğunu bildiği halde tok yatan bana iman etmiş olmaz. Sosyal yapının,
tezahürleri arasında da aile bağlılığıdır. Zira aile toplumu oluşturan ilk yapı taşıdır. Aile gelecek evlatlarını yetiştirip onların bedenleri ve zihinlerini geliştirir. Aile gölgesi altında sevgi, şefkat ve dayanışma duyguları kavuşur. Sağlam aile kucağında iyi ahlaklar ve değerler öğretilir. Dolayısıyla aileler çocuklarına sorumluluk bilincini ve bağımsızlık duygusunu kazandırmalılar. Peygamber Efendimiz bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyurdu. Devleti inşa etmenin faktörlerinden biri ahlaki ve davranışsal değerleri yüceltmektir. Değerlere ve ahlaklara dayanmayan milletler ve medeniyetler zayıftır. Hatta yapısı kökeninde düşüş faktörlerini de taşımaktadır. Müslüman ahlaklar sayesinde iman derecelerinde yükselir. Güzel ahlak kıyamet gününde kulun mizanını ağırlaştırır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye sorulduğunda Resulullah Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve güzel ahlaktır buyurdu. Resulullah imanın tam veya eksik olması bakımından ölçü olarak ahlaki seçmiştir. Hadis-i şerifte müminlerin iman bakımından en mükemmeli huyu en iyi olanıdır. Güzel ahlak kendi sahibini kötülüklerden ve yıkıcı olan kötü sözden korur. Yüce Allah kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir buyurmuştur. Yüce Allah'tan bizi en yüce ahlaklara hidayet etmesini, bize huzur ve güven nimetini daim eylemesini dileriz. Ey Allah'ım, ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini tüm kötülüklerden koru inşallah. Amin.